kıymetli seyircilerimiz, şimdi suçların ne kadar yaygınlaştığı hepimizin malumu. Bize de şey soruluyor, neden suçlar bu kadar çok arttı? Cezaevleri işte dolup taşıyor. Bunun sebebi ne olabilir? Şimdi bunun sebebi tabii sosyolojik olarak, psikolojik olarak ve suç bilimi açısından değerlendirilebilir. Ama ben bir hukukçu olarak kısaca şöyle değerlendirmek istiyorum. Şimdi doğrudur, inanılmaz suç işleme oranlarında artış söz konusu. Her gün yeni cezaevleri yapılıyor. Cezaevleri dolup taşıyor. İşte baktığımızda istatistiklere suç işleme oranları arttığı gibi küçük yaşta suç işleyenlerin oranı da artıyor. Uyuşturucu kullanımı inanılmaz şekilde artmış durumda. Yani 10'lu yaşlara düşmüş durumda. Yine bağışlayın, yani para için vücudunu satanlar oldukça yaygınlaşmış ve yaş oranı çok düşmüş durumda. İntihar vakaları çok fazla yaygınlaşmış durumda. Cinnet getirenler, yakınlarını öldürenler çok yaygınlaşmış durumda. Yine boşanma vakaları, yani toplumun sıhhatini etkileyen birçok alanda ciddi bir çözülme ve bozulma olduğunu görüyoruz. Burada kanunların, ceza sisteminin ve infaz sisteminin yetersizliği mi buna sebep oluyor diye tabii değerlendiriliyor. Muhakkak adalet mekanizmasının çok iyi çalışması, çok hızlı olması, adalet mekanizmasıyla birlikte güvenlik güçlerinin koordineli çalışması tabii ki suçun önlenmesi, suçun işlenmesinin önlenmesi açısından önem arz ediyor. Yani bunun suç işleme oranının azalmasında muhakkak etkisi olacaktır. Yani daha iyi çalışan bir adalet mekanizması, daha etkili bir emniyet mekanizması, kolluk kuvvetlerinin çok daha yeterli olması son derece önemli. Ama inanın suç işleme oranının artmasında daha çok eğitimdeki yetersizlikler, ekonomik durumdaki ciddi bozulmalar etkili oluyor. Yani ekonomik olarak insanların gelir düzeyindeki düşüş suç işleme oranlarıyla doğru orantılı. Yani şöyle ifade edelim. Bir ülkede, özellikle ülkemizde fakirlik arttıkça suç işleme oranı da artıyor. Fakirlik arttıkça ahlak da bozuluyor. Dolayısıyla ekonomik olarak alım gücünün güçlenmesi, ekonomik eşitsizliğin ortadan kaldırılması suçla mücadelede de önemli bir ayak oluyor. Dolayısıyla hepimizin bu açıdan bir sorumluluğumuz olduğu gibi asıl sorumluluğun bizi yönetenlerde olduğu da tartışmasız. Dolayısıyla ekonomik olarak ülkenin daha iyi bir noktaya gelmesi, fakirliğin ortadan kaldırılması ve zenginliğin artırılması, bunun yanında eğitimin de çok ciddi şekilde ele alınması suçla mücadelede de önemli bir ayak.